Merhabalar, ben İki Anne Bir Mutfak'tan Defne ve bugün sizinle çok çılgın bir şey yapacağız. İki tane misafirim var, ikisi de yemiyorlar ve ben diyorum ki İki Anne Bir Mutfağın çok özel tarifiyle bu işi kırabiliriz. Alp, Ada, gelin çocuklar. İşte kobaylarım. Şimdi bu iki tane örtüyü gözlerinize bağlayacağım. Alp. Tamam mı? Çok kısa. Önemli olan tam olarak ne yediğini bilmiyorum ben. Yaklaşın bakayım bana. Gel. Şimdi ikiniz birden ağzınızı açın bakayım. Hanımlar önce. Aç ağzını. Aç ağzını. Vallahi kötü bir şey yok. Sevdim. Sevdim. Duydunuz. Öbürünü de geliyorum şimdi. Sebze. Kapa ağzını. Ne diyorsun Alp? Güzel. Ooo! Evet, bunun içinde ne var tahmin edin? Patates, başka? Kivi. Başka? Kivi. Patates, kereviz. Peki, o zaman sizin hemencik örtülerinizi açıyorum. Ve ikinizin de hiç sevmediği bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Brokoli! Ben hiç sevmiyorum. Evet, hiç sevmiyorsun ve yedin şu anda ve beğendin. Ne? Ben de bunu yapmasını öğrenmek istiyor musun? Evet. Oraya bakıp evet der misin? Evet. Hadi o zaman başlıyoruz. Çıkın bakalım dışarı. Patatesi biraz anlayabildim. Patatesi anladın. Patatesi ben de anladım. Peynir. Bilmem. Peynir mi vardı? Bilmem. Yoğurt. Yoğurt olabilir diyorsunuz. Yoğurt. Peki sevdiniz mi? Sevdik. Ellerimizi yıkadık. Hemencecik başlıyoruz, tamam mı? Ne yapacağız ilk? Söyle bakayım. Şeyleri deleceğiz. Patatesleri deleceğiz. Tamam. Bir de zeytinyağlı süt. Buyurun efendim fırçanız. Fırını 200 dereceye kurduk. Buyurun siz başlayabilirsiniz küçük şefim. Bu arada şu anda buharda pişirmek üzere suyu zaten kaynatıyorduk. O hazır. Neleri koyacağız derseniz sen yap güzelim. Sen yap, hepsini yap. Sebzelerimizi koyuyoruz. Neyimiz var? Karnabahar. Tamam. Brokoli. Ah işte o brokoli, yok mu o brokoli? Her şey onunla başladı. Bu arada bunlar dursun. Ben hızlıca havucu veya sen mi yapmak istersin havucu? Ben yapacağım. Tamam, sen yap. Evet, yağlama ve delme işlemi bittiğine göre patatesleri koyabilirsin. Yani elini çok da yağlamadan istiyorsan at içine. Şimdi ben bunları fırına... Hey! Yakaladın mı? Tutti moni. Hemencik atıyoruz. Geldik havuca. Cırt cırt yaparım dedin. Ben de o zaman sana bıraktım. Tamam mı? Başlıyorum. Buyurun efendim. Parmaklara dikkat. Tamam. Hep dışarıya doğru. Süper. Söyleyeceğimiz bu sırada bir şey daha var. Bu tarz şeyler yaparken aslında burada gördüğünüz gibi dışarıya çıkacak şekilde değil. O her zaman ocağın üzerine gelecek şekilde içeriye doğru girsin ki yanından geçenler varsa bunu deviremezsin. Peki söyle bana, brokoli ile derdin nedir? Tadı çok kötü. Tadı çok kötü. Ama bu sefer yedin ve sevdin. Ya en azından. Her şeyle karışınca tadı gidiyor, o yüzden seviyorum. Ha, anladım. Bunu tadı aslında olmadığı için sevdim bu tarifi, öyle mi? Peki, bilmiyorum brokoliyi sevdirdik diyebilir miyiz bunun üzerine ama. Peki, sevdim. Ha? Sevdin. Brokoliyi de yemiş oldun. Hayır. Peki sana bir şey daha soracağım. Böyle kremamsı bir tadı oldu mu bunun bizim hedeflediğimiz gibi? Evet. Yumuşak yumuşak. Şöyle. Heh, aynen. Buraya değecek. Bravo. Tamam mı? Parmak uçlarını içeri çekecek şekilde bir hayvan pençesi gibi neredeyse tutmayı öğretmek gerçekten önemli. Yemek pişirmenin en güzel şeylerinden bir tanesi arada yiyebilmektir. Değil mi? Peki, o zaman ben bunu yapıyorum. Bir yandan atıyorum içeri. Adoş, o zaman geçiyoruz sosumuza. Nelerimiz var söyle bakalım. İçim labne, zerdeçal, karabiber, zeytinyağı, sarımsak, limon ve maydanoz. Maydanoz. Burada aslında kişniş var, çok benziyor tipleri, haklısın. Ama maydanoz da olur, kişniş de olur. Süper. Sos kabımız önünde, alsan onun yanına. Şimdi arkadaşım, burada neyle başlıyoruz? Bir içim labnemizi açıyoruz. Yarısını paketin içine, kabın içine atıyoruz. Seviyorsun değil mi içim labneyi? Çok. Ve ne zaman yiyorsun ve nasıl yiyorsun? Bir de onu söyle bakayım. Sabah kahvaltıda yiyorum, bir de ekmeğe sürerek yiyorum. Ya, süper, kum da bayılıyor biliyor musun? O kutunun yarısını koyalım. 2 tane patatesimiz var çünkü. Süper. Tamam. Hop. Vay seni kaçamakçı seni. Tamam o zaman onu hemencik kenara alıyoruz. Başka bir kaşıkla. Çok seviyorum. Anladım onu. O zaman bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz devam edelim, temiz kaşıkla karıştırırız. Şimdi limonu rendeliyorsun birazcık. Ben de o sırada sana kişnişi hazırlayayım hatta. Ondan sonra cıma efendim. Şimdi o yeter bence. Sarımsağa geçebilirsin. Oh mis gibi koktu kişniş. Şimdi bak orada temiz kaşığımız var. Kişnişi koyalım. Kaldı limonumuz mu Adoş? Evet. Tamam. O zaman ben bunu, sen onu karıştıra dururken birazcık limonun suyunu. Şu limon suyunu sıkmadan sana bunu vereceğim ben. Tamam. Bundan sonrası şunu daha çok sıvı çünkü. Tamam mı? Bunu devam ettir. Ben de sana limon suyunu ekleyeyim. Labnemizi de koyduk. Kaldı geriye baharatlar. Çok abartmıyorum. Sen belki çok sevmezsin karabiberi diye. Acı geliyor. Acı geliyor. Bu da tamam. Bir tek geriye bu işi sulandırması kaldı. Onu da buharda pişirdiğimiz sebzelerden gelen güzel sebze aromalı suyu katarak yapacağız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bunu alıyorsun değil mi? Alıyor mu? Hı, tamam. Al bakalım kaşığı. Evet patateslerimiz. Adoş sen istersen benim şu ekleyeceğim suyla onu karıştıra karıştıra sulu bir sosumsu hale getir. Evet biraz yavaş yavaş kenarlarını da içine toplaya dur. Ben şu patatesi bölüyorum. Çıtır çıtır. Bir yarısı küçük oldu. Küçük yarılar benim olur tamam mı? Tamam. Tamam. Bunu da güzel kabuğunu keselim. Şimdi şekercağızım ben şu şekilde patateslerin içine boşaltacağım tamam mı? İnanmayacaksın ne oldu? Ne oldu? Eksildiler. Katıyorum. Kıvamın içine sindi mi? Labne kıvamı tuttu mu? Tuttu. Tamam mı? Oran okey mi? Evet. Süper. Tamam o zaman. O zaman size uzattığım bu nadide patates yarılarını doldurmanızı rica edeceğim. Ya. Oh harika. Birazcık daha bol bol koy kız çok bastırma. Zengin dursun patateslerimiz. Oh! Buyurun. Aman efendim ellerinize sağlık. Nasıl? Yan yana koydum iyi mi? Evet sevgili seyircilerimiz gördüğünüz gibi fırında patates yaptık ama bu fırında patates yapmakla kalmadık. Sevmiyorum dedi brokoliyi koyduk içine ve mis gibi yedi. Bazı çocuklar sevmiyor dediler peynir için. Bol sütlü içim labne koyduk. Mis gibi sos yaptık ve harika leziz bir şey çıktı ortaya değil mi? Senin var mı söyleyeceğin bir şey? Likelayın, abone olun, beğenin. Süper. Daha iyi bir mesaj olamazdı. Çok teşekkür ediyorum sana. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili İki Anne Bir Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu 2 videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.